Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup onu taptığınız için beyni emcüklenmiş birer geri gerizekalılarsınız. İzmir'de bir sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu geri adım atmadı. Kimseden özür dilemiyorum çünkü kimse özrü hak etmiyor. Halkın bir kesimini alenen aşağılama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve tahliye edilen Kayseri'li yolu suskunluğunu bozdu. E ben Dirruba'ya kalbini kırdıklarım vardır, bu sözleri düzelt diye cezaevinde söylemişim. Çıktığında söylemişim, sonrasında söylemişim. Yok efendim, Dirruba ya yanına oturdu. Dedim ki Dirruba kimi kırdıysa, Tayyip Bey'i ya da AK Partilileri üzdüyse Dirruba, ben Dirruba adına, o gençtir, onun adına ben özür dilerim. CHP lideri Özgür Özel'in özür dilemesinden 6 gün sonra konuşan Kayserilioğlu, geri zekalı ifadesini üzerine alınanlardan özür dilemeyeceğini söyledi. Bunun da hiçbir şekilde kesilmesini istemiyorum. Destekleyen herkesin geri zekalı olduğunu üstüne basa basa da vurguluyorum. Kayserilioğlu, AKP'lilere sesleniyorum. Neden üstünüze alındınız? Geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne. Alınanlar bir papatya çayı içsin diye konuştu. Ben bu cahilliği kabul etmiyorum. Çünkü e, benim satın aldığım diplomalarım yok. Arkamı yasladığım e, dayılarım, amcalarım, e, babalarım yok. Onlar sayesinde bir şeyler yapıp bir yerlere geleyim. Her zaman kendi ayaklarımın üstünde durdum ve bu şekilde var oldum. Cahil falan değilim. Her konuşmayı altına da imzamı atıyorum. Ve şey demişler, pişmanım demesini beklerdim. Pişmanım demem için ortada şu demektir, ortada bir suç var ve ben bunu kabul ediyorum. Ben pişman olacak hiçbir şey belirtmedim. Yanlışa yanlış dedim. Fikrimi belirttim. Ha, söyleme tarzım onların hoşuna gitmiştir, gitmemiştir. Beni görmek istemiyorlarsa beni konuşmasınlar. Beni konuşurlarsa ben her yere çıkacağım.